Cem alıyor yoksa ben talep ettim ama ha. Onun dışında gerek olduğunda da daha önce... Almanya'dan dönüş yapanlar var. Bir değişik Türkçeler onların. Ya şöyle değişiyor böyle bir kayıyor o şive değil ama yok yok. Şimdi iş yerinde, evde, hiç her yerde yani. Türkçe konuşunca yine normale dönüyor. Ya yine böyle kaşını çizip peruk takınca şey mi? Yine kalıcı, yine yaşım kalıcı mı? Yok ya ben... Şöyle biraz kapandı da daha var dedik. Kemoterapi farklı bir kemoterapi vermeye başladı. Fakültedekinden ayrı. Ve gerçekten iyi geldi o kemoterapi ve küçük küçük dozlarla veriyor ki daha önceki gibi kaldıramadım öyle olmayayım diye ve kaldırabiliyorum. Kemoterapinin yan etkilerini de yaşamıyorum. Hatta 8-10 kilo kadar da kilo aldım. Geçen yıl şuramdaki yara, kaşımdaki yara alındı. Kafam falan. Ama onun dışında da hani önceki çektiğiniz resimlerde yüzüm gene de yara kaplıydı, alınamayacak. Yani özellikle bu şuralarım, yani göz kapaklarını da almamız gerekir demişlerdi hatta. Ama kemoterapiyle gördüğünüz gibi hepsi kalktı. Bunlar kalktı, şuram gitmek üzere burnumun içine girmişti, buranın dudağıma gelmişti. Yüzümü böyle şuralarım hep kaplıydı. Kemoterapiye rağmen de devam ediyor. Savaşıyorlar yani. Evet, hani yaralarım geçti ama kanser durmuş değil. İnatçı bir türmüş çünkü. Saçlarım, kaşlarım, kirpiğim hepsi döküldü. Vallahi yakıştırdım gerçekten. Çok hoşuma gitti. Bunun hayalini kurduğumu söylemiştim. Yaklaşık 2 aydan beri, 4 aydır kemoterapi alıyorum. 2 ay önce falan iyileşti, kalktı yaraların kabukları. Ve 2 aydır doya doya yüzümü yıkayabiliyorum, krem sürebiliyorum. Ben bunu 3 yıldır filan, belki daha fazladır, zaman mefhumunu yitirdim çünkü artık. Bunları yapamıyordum. Ben sık sık banyo yapamıyordum. Yaralarım iltihaplanıyordu. Zaten iltihaplıydı çoğu. 10 gün, bazen de 3 haftada bir banyo yapıyordum ve o gün benim için büyük bir ızdırap oluyordu. Şu anda çok mutluyum yani. İsterdim. Yani böyle hani sürekli güneşte gezeyim değil ama hani böyle çekinmeden, gene bir kansere dönüşecek bir yerim diye korkmadan hani güneşe çıkmak isterdim. Bakın denize 1,5 kilometre oturduğum ev çok yakın. Ama ben yaklaşık bir 5-6 yıldır denize ayağımı bile sokmadım herhalde. Şimdi bir de güneşin tam göbeğinde bir şehirde oturuyoruz. İster istemez güneş görüyorum. Hani ben korunmaya çalışıyorum elimden gel kadar ama mesela buradan iniyorsun, bahçenin oraya kadar giderken bile güneş görüyorsun. Hastanenin orada duraktan iniyorsun. Hastanenin içine girene kadar yine güneş görüyorum. Güneşle sanırım ömür boyu barışamayacağım. Güneşle düşman olduk artık. Yani ben yaz mevsimini çok severdim. Kış depresyonu vardı bende eskiden. Tam tersine döndü. Gerçekten herhalde beynimi alıştırdım ben buna. Şimdi yazı sevmiyorum. Kışı ve yağmurluk kapalı havalar bana huzur veriyor artık. Benim için gerçekten geçerli değil. Bizim evde de güneş giren eve doktor giriyor. Tam tersi. Bu açığı D vitamini alarak ayrıdan kapatmaya çalışıyorum. Kaşınıyor ki, kaşıyamıyorum da böyle kaşıyor. Böyle yapıyorum, ediyorum, geçmiyor. Acı veriyor mu öyle kaşıyınca falan, acıtıyor mu? Veriyor. Bir sabah uyanıyorum, şu iltihaplandığı için şurada gözüm yapışmış oluyor. Şöyle güçlükle ayırıyorum. Kremi falan var mı abla öyle? Yok. Yapışmaması için falan hiç doktora sormadın mı?
2013'teki halim. Daha yüzümü falan sarmamışken kanserler. Bilinmezlerden kalabiliyor. Danışman falan. Ama artık eski takip olmadı tabii. Hani şimdi bu kansere dönüşüyor sürekli bu hastalık. Bugün kolum gitti, ondan önce kulağım gitti, yüzüm düşünce benim iş şey oldu, benim takipler zayıfladı. O hızlı bir evreye girdi çünkü hastalık gen tedavisiyle ancak çalışıyormuş Alman doktorlar. Sonra böyle gen tedavisi araştırmaları yapan İtalya'da bir üniversite göndermişler. Ve 2 yıl içinde biraz operasyonla kendi hücrelerinden...